hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Büyükşehir Grup Başkan Vekilliği, CHP İl Başkanlığı ve en son Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilliği görevlerini onurla ve gururla yerine getirmiş, daima vatanın bekçisi, vatandaşlarının temsilcisi olmuş Atatürkçü bir kardeşiniz. Bu toplantıyı da hafta sonu yapılacak CHP kurultayı hakkında fikir ve düşüncelerimi hem vatandaşlarıma hem de değerli delegelerimize aktarabilmek için yapıyorum. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilliği görevini yürütürken bundan yaklaşık 3 sene önce tarafıma yapılan pis bir kumpas, şantaj ve tehdit ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa baskısı ile karşı karşıya kalarak yüreğimin bir parçası gördüğüm partimden istifa etmek zorunda kaldım. Ama tabii ki hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partililiğimi, vatanseverliğimi, Atatürkçülüğümü yüreğimden söküp atamaz ve atamamıştır. Ben ve ailem, tüm dostlarım, yakınlarımın da çok üzüldüğü, dakikaların, saatlerin, günlerin geçmediği acıları yaşadığımız günlerde yanımda olan değerli Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarıma, değerli il valimiz Sayın Ali Fuat Atiye, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a, değerli Başsavcımız Sayın Ergül Yılmaz'a, değerli İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kenan Yıldız'a, yine bununla beraber değerli il başkanım, il örgütüm, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm Denizli üyelerine ve Denizli halkımızın tamamına, diğer partilerde siyaset yapan değerli başkanlarıma ve siz değerli basın camiası arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu acıların atlatılmasında gösterdiğiniz katkıları bir ömür unutmak asla mümkün değil. Bugünkü gündeme gelirsek, bugün hafta sonu yapılacak kurultayla ilgili birkaç haftadır değişim rüzgarları estirerek gerek Cumhuriyet Halk Partisi içinde, gerekse ülke genelinde büyük bir heyecan yaratan, adeta kongrelerde bulamadığımız coşkuyu, kalabalığı toplantılarında sağlayarak tekrar Cumhuriyet Halk Partililere ve inananlara heyecan getiren değerli milletvekili arkadaşım, Sayın Grup Başkan Vekilimiz, Grup Başkanımız Özgür Özel'e her döneminde milletin sesi olduğu gibi bugün de çıktığı bu görevde başarılar diliyorum. Yenilikçilik ve değişimcilik sosyal demokratların her zaman ana ilkesi olmuştur. Ve değerli kurultay delegelerimizin de bu dönemde Sayın Özgür Özel'in değişim rüzgarlarına ses vererek destek olmalarını canı gönülden rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, son dönemlerde büyük kan kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim aslında artık zorunludur. Değişim istemek sosyal demokrat partide son derece doğal, son derece yasal bir durumdur. Yani bu bir seçim kavgası değil, bu bir adaylık yarışıdır. Bunda da bir taraf olmak da önemlidir. Şimdi bir dönem daha yerimde kalayım diye 14 sene sonra tüzük değişikliği yapacağız, tüzük kurultayı yapacağız, bu tüzük antidemokratik tüzüktür diyerek yapılan söylemleri yine ben koltuğumu parti ilkelerine bağlı, geçmişi temiz olan birine bırakacağım demek maalesef delegelere ve Cumhuriyet sevdalarına yapılan çok büyük bir yanlış vaat, çok büyük bir zafiyettir. Aslında tüzükte yazanlar değil, tüzüğü uygulayamayanlar antidemokratiktir. Sayın Kılıçdaroğlu 2010 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevini yerine getirmiş, tabii ki partisinin iktidara gelmesi için büyük çaba harcamış ve geçmişinde de asla akçeli işlerin içinden yer almamış sevdiğimiz bir liderimizdir. Kendisine de yürekten inanmıştık ve hep de inandık, yanında olduk. Mesela iktidara taşıyabilmiş olsaydı ne olurdu diye kendisi söyledi. Tabii ki iktidar taşımış olsaydı sosyal demokratlara, özgürlükçülere, çağdaşlara, uygarlara da destek olacaktı. Ülkedeki daralan ekonomik sorunları çözüm için tabii ki büyük adımlar atacaktı. Ama 14 yıldan bu yana bu maalesef olmadı. Bir şeyler olmuyorsa zorlamanın da gereği yoktur arkadaşlar. Ama Denizli'miz özelinde söyleyeyim. Denizli'miz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçildiği günden bu yana hep yanında olmuştur. Ekmelettin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmıştır. Örgütümüz yanında olmuştur. Mehmet Bekaroğlu'nu cinsiyet kotasından milletvekili yapmıştır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Örgütümüz yanında olmuştur. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağını %100 tüm Denizli biliyorken son dakika
Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıp İYİ Parti'ye vermiştir. Ve Denizli Belediyesi kaybedilmiştir. Denizli örgütü yine de yanında olmuştur. Ve her dönem genel seçimlerde ilimize bir kontenjan getirerek Denizlili olmayan, Denizli'den olmayan kişilerin Denizli'mizden milletvekili seçilmesini sağlamıştır. En sonunda da 39 milletvekilini partimizden kazanacağımız yerlerdeki milletvekillerini başka partilere vererek 146 vekille çıktığı meclisten 130 milletvekille girmesini ne sebebiyet vermiştir. Şimdi böyle baktığımız zaman artık o vefalı örgütler değişim istemektedir. Yenilik istemektedir. Değişim istemek de örgütler isteği değil. Halkın sesidir, sokağın sesidir, esnafın sesidir, vatandaşın sesidir. Buna da örgütlerimiz duyarsız kalmamıştır. Ve Sayın Genel Başkanımızın da parti başkanlığını artık gençlere devretme dönemi gelmiştir arkadaşlar. Tüzük meselesine gelirsek. Bizim tüzüğümüz burada arkadaşlar. Bizim tüzüğümüz 2018 tarihinde bütün anayasa bilimcilerin bir profesörlerinde çalıştığı, partilerin katkı verdiği Türk siyasal hayatının en demokratik tüzüğüdür. Tüzüğe baktığınız zaman tüzükteki yönetim şekli demokratik bir tüzük olduğunu gösterir. Mesela ilk sayfasını açtığınızda Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemlidir bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana ilkeleri Cumhuriyet Halk Partisi başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş, demokratik, sol bir siyasal partidir. Bu tüzüğün nesini değiştireceksiniz bu ibarenin? Değişecek bir durum yok. Diğer aşağı...